geldiniz arkadaşlar. Bugün güzel bir değişiklik yapacağım. Şurada hızlı büyümüş olan mavi prenseslerimiz var. Onları buradaki akvaryuma alacağız. Burada da karışık sarı prenses, mavi prenses, Yunus, Frontoza. Bunlar da orada. Tekrar eskisi gibi şunlarla bölme yapacağız. Daha birbirlerine zarar vermemeleri için boy boy ayıracağız. Biraz boylama yapacağız. Biraz da türlerini farklı yapacağız, ayıracağız. Bu arada arkadaşlar bana ulaşmak isteyenler kanalın hemen üst tarafında sağda sosyal medya hesaplarım var orada. Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Oradan bazı arkadaşlar ulaşıyor. Orada sohbetleriniz oluyor bazen. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bu arada videolarımı beğenip yorum yazan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Şuradan şöyle bir akvaryumun son halini göstereyim arkadaşlar. Burada geçen yaşayan kayanın birinin ağzında mavi prenses vardı. O da şundan dolayı. Burada yeni büyüyen balıklarımız var. Yaklaşık 6-7 tane buraya attım. Yani burada anlaşma olur mu? Yaşayabilirler mi? Hızlı büyürler mi diye. Sadece bir tanesi, bakın şu boyutta küçük bir tanesini yaşayan kaya Frontoza ile paylaştı. Bu bundan dolayı olmuştu arkadaşlar. Birazdan şimdi akvaryumumuzu içindekileri taşıyacağız. Mavi prensesleri buraya alacağız. Burada da bazı ağız dolu balıklarımız oluyor tabi. Mavi prensesler çok olduğu için şöyle bir bölme yapacağım arkadaşlar. Tam içine ölçülerde yaptırmıştım. Bunu yaptığı çok olur zaten. Ağız dolu balıklarımızı da bu kısımda tutacağız. Burada büyüyen kutu içindeki Aurotuslarımız var arkadaşlar. Burada mavi prensesler var. Bunları da bu saklama kabından çıkartacağız. Gördüğünüz gibi Aurotuslarımız büyüdü. Bunları da kabından çıkaracağız. Birazdan yeni haliyle görmüş olacaksınız. Şöyle güzel bir değişiklik yapacağız. Bu değişikliği de mecbur yapıyoruz. Çünkü burada ağız dolu balıklar çıkarmak zor oluyor. Yani şu bölüme ağız dolu balıklar alıyorum ama buradan biraz zor oluyor. Evet arkadaşlar, mavi prensesleri aldık buradaki akvaryumumuza. İçin dizaynını da bu şekilde yaptık. Buralar çiftleşme alanı olarak yaptım. Çünkü çok sayıda mavi prenses var. Şu an yeni aldığım için biraz gizleniyorlar. Şöyle göstereyim. Monera filtreyi çıkardım. Birazdan temizleyeceğim monerayı da. Yunusları buraya aldım. Şimdi bu kısma da Aurotus yavrularımızı koyacağız. Aurotus yavrularımız çünkü hızlı büyüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten bayağı hızlı büyüdü. Şimdi bu kısma attığım zaman daha hızlı büyüyecek. Şimdi bazı videoda diyorsunuz hani suya alıştırmadan direkt atıyorsunuz. Su alıştırmasını yapıyorum. Onu çoğu çekimlerde göstermiyorum zaten. Hani çünkü herkesin bildiği bir şey. Şu an Aurotuslarımızı suya atacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Suda alıştırdım ben zaten bunları. Yaklaşık bir yarım saattir bekliyor.
Son balığımızı da koyduk. Burada daha hızlı şekilde büyüyecek. Toplam 68 yavrumuz vardı ama 4-5 tane bir kaybımız oldu. Az önceki kapta yerler daha olduğu için birbirlerini vurmaya başladılar. Burası biraz daha geniş. Suyun içi biraz bulanık. Biraz kumu karıştırdım. Dip çekimi yapmayacağım şu an. Bunları filtreyi de kurduktan sonra son bir çekimle göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bitirdik. Uğraştık, istediğimiz oldu. Mavi prensesleri buraya taşıdık. Bu tarafa da bölmeyi yapmıştım. Buraya ağız dolu balıkları koyacaktım ama iki tane ağız dolu balığımızı kusturduk bakın. Şöyle şuraya aldık. Yavrular oluşmuş zaten. Avru tuzlarımız buradaydı. Avru tuzlarımızı attık büyük akvaryuma. Gördüğünüz gibi yavrular da burada. Diğer yavrular da burada. Biraz daha büyüdüğü zaman onları da atacağım. Bu kısmı atacağım. Bakın avru tuzlarımız burada. Evet. Güzel büyüdüler. Burada daha hızlı büyüyecekler. Çünkü gerçekten bayağı içi geniş. Yunusları da buraya aldım. Bu şekilde güzel oldu arkadaşlar. Uysal balıklarımız da burada. İçindeki bölmeyi çıkaralım şimdilik. Zaten içerisinde birkaç tane ağız dolu var. İyice günü geldikten sonra bu kısmı alacağız. Yavruları çoğaltmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Tam istediğim gibi oldu. Şu avru tuzları bir an önce hızlıca büyütmemiz lazım burada. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.